Kardeşlerim hepinize merhaba. Bilenmeyen kanalındasınız. Üçüncü bölümde bugün sizlerle birlikte tercihleriniz açıklandıktan sonra neler yapmanız gerektiğini adım adım anlatacağım. Benim neler yaptığımı anlatacağım. Böyle sağa mı basayım, sola mı basayım, ilk pasaportumu alayım, uçak biletini mi alayım, vizeyi mi alayım, kayıt evraklarını mı toplayayım, ilk ne yapayım diyor öğrenci. Bu kardeşiniz size bugün bunları anlatacak canlarım. Ayrıca bakın çok önemli bir şey daha var. Böyle yapınca aklınıza ne geliyor? Bak şöyle yapıyorlar yani. Bir de böyle yapıyorlar sakal. Hani bir de böyle yapıyorlar. Para. Bugün ailenizin size nasıl para aktaracağını ve sizin para kaynaklarından yani Türkiye'nin tek para kaynağı devlet, KYK. Bundan faydalanmanızdan bahsedeceğim. Faydalanabiliyorsunuz yani. Kısacası sorun yok. Hadi geçelim o zaman videoya. Üniversiteyi kazandın. Yapman gereken adımları merak ediyorsun. Korkma. Hepsini sana bugün anlatacağım. İlk adım pasaport. Bak böyle bir pasaport. Böyle bir pasaport alacaksın. Yazıları silindi. Kusura bakmayın. Daha sonra Kırgızistan Cumhuriyeti Konsolosluğu İstanbul Elçiliği. Kırgızistan'ın İstanbul'daki elçiliğinin numarası. 212-235-67-67. Ankara'daki 0312-491-3506. Bu numaralardan birini arayacaksın. Pasaportunu aldıktan sonra. Diyeceksin ki ben Kırgızistan'a gideceğim, öğrenci vizesi almak istiyorum, ne yapmam gerekiyor? Soracaksın. İkinci adımı yaptın mı? Pasaportunu aldın mı? Vizeni aldın mı Kırgızistan'a giderken 3 aylık? Bak, şimdi değiştirdiler mi sistemi tam olarak bilmiyorum. Bak ben size burada göstereceğim. İlk aldığım vize var burada, 3 aylık vize. Öğrenci vizesiyle çıkış yapıyorsun. Bak, burada benim öğrenci vizem var. Bak, şöyle bir şey veriyorlar. Burada öğrenci vizem var. Ben İstanbul'daki Kırgızistan Elçiliği'ne gittim Taksim'de. Oradan 3 aylık vizemi aldım. Yaklaşık vize 3-4 gün içinde çıktı. Yani 3-4 gün içinde çağırdılar. Başvurdum 3-4 gün içinde çağırdılar. Pasaportumu teslim ettim. 3-4 gün sonra çağırdılar. Gittim aldım. Ankara'da daha kısa sürebilir. Gün içerisinde alabilirsiniz. Bak bunun ben garantisini veremem. Siz ne olursa olsun benim verdiğim numaraları arayın. Google'a Kırgızistan Büyükelçiliği'nin numarası yazmak zor değil. Bu numaralardan birisini arayın. İlk öncelikle pasaport, vize işlerinizi halledin. Tamam. Hallettik mi? İkinci adım. Uçak biletini al. Uçak biletini ne zaman mı al? 1 ve 5 Eylül arası sen uçak biletini al. Erkenden git. Kayıtların da 7'sinde, 8'inde, 10'una kadar devam eder. Sen 1 ve 5 arası, Eylül'ün 1 ve 5 arası uçak biletini al benim güzel kardeşim. Uçak biletini de aldın mı? Tamam. Kayıt evrakları. Bak. Ben sana yine koyacağım buraya kayıt evraklarını. Altına siteyi de koyacağım. Manas Üniversitesi resmi sitesi yaz Google'a. Ya da kısaca Manas Üniversitesi kayıt evrakları yaz. Google'dan çıkıyor Manas Üniversitesi'nin sitesi var, resmi sitesi. Hepsini ben bu videonun açıklamasına koyarım. Üçüncü adımda kayıt evraklarını tamamladın mı? Bitti mi kayıt evrakları da? Dördüncü adım benim güzelim. Ziraat Bankası'na gidiyorsun. Bir tane banka hesabı açtırıyorsun kendine. Banka kartı. Alıyorsun bir tane Ziraat Bankası'ndan. Banka kartı. Üzerinde ismin yazsın. Gerekirse bir gün bekle. Yurt dışına çıkıyorsun. O kart kaybolduğunda üzerinde ismin yazsın. Bak benimkisi isimsizdi. Sıkıntı yaşadım. Bir gün beklemedim, sabretmedim. İsimsiz aldım. Sen üzerinde isim yazan bir Ziraat Banka kartı alıyorsun. Aldın mı banka kartını? Daha sonra internet bankacılığını kullanabilmek için OTP cihazı veriniz bana. Ben yurt dışına çıkıyorum. Ve bana internet bankacılığına girebilmek için şifre OTP cihazına gelecek. Yurt dışında o hattımı kullanamıyorum. Bana OTP cihazı verin ve ben Kırgızistan'da da internet bankacılığımı kontrol edebileyim diyorsun. Banka kartınla birlikte küçük böyle bir boyutu var. OTP cihazını alıyorsun. Aldın mı? Şimdi gel. Manas havaalanına indin ve seni kim karşılayacak? Kardeşlerim. Ben size elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Manas Üniversitesi'nin karşılama ekibi orada olacak. Bunu bildireceğim ben. Bana Instagram adresi üzerinden ulaşmanızı diliyorum. Altta geçiyor Instagram adresim. Tercihler açıklandı ve Kırgızistan Manas Üniversitesi'ne gideceksiniz. Sizi karşılama ekibi oraya geliyor. Taksi ücreti ne kadar tutar? Bak, hemen ben seni şu an monitörüme yönlendireyim. Monitörümden devam edeyim. Harita üzerinden göstereyim, olur mu? Hadi gel benim canım. Evet kardeşlerim, şu anda karşınızda döviz çevirici var. Google'a som TL çeviri yazarsanız bu şekilde sayfa çıkar. Manas Uluslararası Havalimanı. Havalimanına indikten sonra
Zaten çıkışta size o kart tutanlar, Manas Üniversitesi kartı tutanlar, karşılama ekibi olabilir. Olmazsa yine ben size dedim ya, Instagram'dan bana ulaşın. Ben size oradaki öğrenci işlerini yetkililere bildireyim. Hangi tarihte, ne zaman geleceğinizi bildireyim. Şimdi canlarım, zaten siz o havaalanına indiniz. Dışarı çıkarken sizin elinize böyle bir sürü hat tutuşturuyorlar. Herhangi bir hattı alıp da orada kendiniz takabilirsiniz. Bedavaya veriyorlar, dağıtıyorlar herkese hat orada. Kapıda olur zaten bir sürü kişi. Hat veriyorlar size. Ondan sonra telefonunuza taktınız. Manas Havaalanı'nda indiniz. Diyelim ki taktıktan sonra beni arayın. Numaramı vereceğim, Kırgızistan telefon numaramı. O hattan arayabilirsiniz beni. 2 dakika 3 dakika konuşma hakkı var. Sonra ben size geri dönerim. Sıkıntı yok. Ben size her türlü konuda yardımcı olmaya çalışırım. Aradınız mı beni? Beni aradıktan sonra ben taksiciye verin derim. Orada herhangi bir taksiciye verirsiniz. Dışarıda bir sürü adam oluyor. Telefonunuzdan alınız belki sülüşünüz deseniz. Zaten onlar şey yapacak. Tamam mı? Hiç korkmayın yani. Panik yapmayın. Hiçbir sıkıntı olmaz. Siz orada hat veriyorlar size bedava. Hemen telefonu çıkartıp takabilirsiniz yani hattı. Kardeşim, en fazla taksi ücreti orada 500-600 som tutar. Bak 500-600 som. Zam gelmiş de olabilir. Ben yine 600 som yazayım buraya. Dönüştürdüğüm 49 lira. Manas Üniversitesi'ne gitmesi 49 lira. Bak harita burada. Buradan gidiyor. 37.6 kilometre yazıyor. 31.3 kilometre var da. Yani orası başka sokak üzerinden. Trafik olduğu için iki hattan da gidebiliyorsunuz. Bakın Manas Üniversitesi de burada. Yani 30 kilometre diyelim. Uluslararası Havalimanı ile ve Kırgızistan Manas Üniversitesi'nin arası. Bu kadar basit. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Korkmayın, panik yapmayın. Bana Instagram üzerinden ulaşın. Tamam. Kısa ve öz anlattım. Yine yetmezse sorabilirsiniz. Kardeşim, e-kayıt diye bir şey yok üniversitemizde. Kayıt evraklarınızı hazırlayın. Oraya gittiğiniz zaman kayıt yaptıracaksınız. E-kayıt diye bir şey yok. Ben öyle bir şey yapmadım. Araştırdım. E-kayıt diye de bir şey yok. Yani bunları soruyorsunuz bana. Böyle bir şey olmayacak. Daha fazla sorularınız varsa sorabilirsiniz. Ki bu soruların cevabını 1. ve 2. videoda anlattım. Onların da linkini aşağıya koyarım. Bilen menen, bilen ile, siz menen, sizin ile, gücü, güven ve gerçeklik bilen menenin kardeşlerim. Sizi tüm sevgimle selamlıyorum. Esen kalın. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Kırgızistan'da görüşmek dileğiyle.